rekor bir ceza isteniyor. 24 yıl 20 yıl 45'er mi? Yok. Toplam Hayır. 45. ikisini toplayıp 45 evet. yıl. keşke tam güzel. tersi olsaydı biz 45'er yıl deseydik. Şimdi ilk ay bu pro, bu haberde hemen girdim ama çünkü çok hassas olduğum bir konu. Ankara'da biz bu konu işlediğimizde benim iki olay çok dikkatimi çekmişti. Trafikte herkes herkesle kavga edebiliyor. Maalesef sabır eşiğimiz çok aşağıda. Hemen sabrımıza çarpıyorlar ve biz deli gibi kavga edebiliyoruz maalesef. Ama oradaki arabadaki kadınlar gazilerimizin eşleri ya da tanıdıkları bu arabadakiler gazi demişlerdi. Buna rağmen şiddetin hızını arttırarak vurmaya devam ettiler. Bu bir. İkincisi kavga yatıştı. Ortalık sakinleşti. Bu olay biliyorsunuz bir benzin istasyonunda oluyor. Ve olay yatıştıktan sonra bu magandalar gidip o kavgayı ayıran pompacı kardeşimize silahlarıyla onu da darp ee, etmişler, saldırmışlardı. Şey yani bunların yani. gözü döndüğünün resmiydi bu iki örnekte. O yüzden şimdi 20 yıl ceza almalarını nasıl sevindim biliyor musun? Yani keşke 45 yıl olsalardı. Keşke biz onları böyle müebbetle e, yargılandığını görseydik ama emsal bir e, ceza. Çok mutlu oldum, gerçekten Tabii çok mutlu Şunu ceza almış değiller. İhtarname de böyle. Bu ceza istedim, verilmedi. Istiyor. Bu ülkede savcılar 3 kez idam isteyip 3. duruşmada beraat. Kararı verilen Maalesef. şeyler de var. Ben o kadar yüksek e, yani tavan odur o kadar yüksek ceza alacaklarını sanmıyorum ama e, savcı sanıyorum ki kamuoyunun e, kabaran öfkesini e, dindirmek için çünkü onlar ne diye savunacaklar kentlerini yani ortada bir cinayet yok ama e, bir e, magandalık kaba kuvvet e, bir e, şiddet, şiddet var. var. Şimdi onlar gazi deyince e, baktığın zaman e, gazi oldukları hemen anlaşılıyor mu? Onların e, e, o anlamda cezalarını ağırlaştıracak bir şey var mı? Yani kolu olmaz, ayağı var, saklıktır. Evet. Varsa bunlar cezalarını ağırlaştırır. Fizikseli yani bırak... karşı tarafın iddiası e, ben bilmiyordum diyemez artık. Çünkü Abi, fiziksel ülkesi olarak... için vücudunu evet. siper etmiş birine böyle bir dayak e, atmak... E, yani 25 yıl olmasa bile bir ömrünün ciddi bir bölümünü... Şimdi bunun indirimi, indirimi olur mu acaba? Hani Hali niye hal indirimi? Hemen bir bilgi gireceğim. Niye bu sadece darp olarak düşünmeyin. Adalet Bakanımız bir açıklama yapmıştı. Hemen onu söyleyeyim size. 3 şüpheli için TCK'nın 301'e 4 kapsamında yani Türk milletini, devletini, askerini, emniyatını, teşkilatını aynen aşağılama suçundan bir soruşturma açılmasına izin vermiş. Dolayısıyla bu sadece bir arbede, darbe, darp gibi görmemek lazım ağırlaştırılmış bir suçla tam ceza alıyorlar. E, Hatırlıyor musun? Ya Allah aşkına <laughs> darbecilere 21 20 yıl veriyorlar bu ülkede. Ya bu ülkenin rejimini değiştirmeye kalkanlara kesinleşen cezalar var. Tabii. Yani insanları öldürenlere e, ömür boyu e, müebbet veriyorlar bir kez ölü sayısına göre ama e, darbe teşebbüs etti birini öldürmemiş kişilere de 20 22 yıl veriyorlar. Yani o kadar e, milleti kandırmayalım. Böyle bir ceza almayacaklardır bunları. Göreceksiniz. Ama ünsal rekor bir ceza isteniyor Ali abi. Bunu, Bunu da istenmesi doğru. çok S güzel. Kamu i̇stenmesi güzel ama şey. önemli olan sonuçta o cezanın olacak. sonuçta veriliyor olması. Ama Ali abi mesela ben bu haberi ilk gördüğümde e, demiştim ki bu herhangi bir trafik e, kavgası maganlık değil. Bu terör suçu. Çok iyi hatırlıyorum. Bu resmen bir terör. Çünkü kadın orada benim kocam gazi diyor ve ayağı yok. Direkt görünüyor. Yani ayağıyla alakalı bir problem oldu direkt görünüyor. Bu yüzden de terör suçu. Zaten Sayın Bakanımız e, Süleyman Soylu ve e, Fatma Betül Sayankaya da derhal ibidi bir şekilde bu işin peşine düştüler. Ve sonuç ortada. Çok teşekkür Peki, ediyorum. Gazze olmadı diyelim. Normal Hı. vatandaş oldu diyelim. Ya hanımları yanında Hı. başka bir erkeğin başka bir erkeğe ne kadar sen mafyasın hani böyle ağır abisin var ya. Öyle durumlarda bile o tipler bile... Dur ya yanında hanımı var der. Gazi'yi bırak eskiden de. Evet. Yani bunlarda böyle bir saygı da yok yani. yani Çok sen Sen ahlaktan bahsediyorsun. Tabii. Yani ahlak olsa o A kadar A e, ahlak terbiye saygı olsa o kadar ikaza rağmen e, insanları e, böyle darp etmezlerdi. Hayır diyorum ki yani, yani Gazi yok olmasına gerek yok. O. Yani da o ayranı lütfen. gidip dövmezlerdi. Ha, bir de olay yatışmış. Saatler Kondayı sonra. Tabii. Hayır işte o yani hani normalde en ağır abilerde bile böyle şeyler var. Delikanlılık. Varken, delikanlılık Başka derler. Yaramı. Racon derler. Evet. Racon kesme. E, sizde hani ne insanlık ne racon ne yani, yaratık bunlar işte. Evet bravo. Maalesef buna şişir acı alıyoruz iki yani İki 2 yaşında artık. bir bebek var. Bir de bebek bir var. Eyvah eyvah. Annesi tutmasa çocuğun bile darp edilecek. Yani şunlar e, dövdükleri e, gazi olmasa şu anda tutuksuz yargılanıyorlardı. Normal vatandaş olsaydı. Doğru. Gazi oldukları için e, kamuoyundaki yani serbest bırakılsa infial yaratırdı. Bence tutuklu yargılanıyorlar. Ya ben o konuda umutlu umutluyum Türkiye'de hala yargı sisteminde çok ciddi sorunlar var. Ama şunu istemesi bile savcının rekor bir e, istek. Ben çok çok içim rahatladı. Umarım yani bunu en fazla ne kadar düşürebilir ki hala bir 25 yılı. Ne kadar düşürebilir? Yani yatarım Şimdi mutlaka olmalı. Tavanı 22 yıldır. Ha, üçte biri yatılıyor galiba. Yani. Tavanının ne olduğunu bilmiyoruz. O 25 yıl yani o suç neler isnat edilmiş Hı. bilmiyorum. Ama tavanı 20-25 yıldır. Tavanı değildir. Hı. Yani Çünkü o ceza maçları 12 yıla 25 yıl arasında diyor. 12 yıldan maçlar 20 yıla kadar gider diyor. Üçte biri olsa 7 yıl yine hani tabanla tavana baksak 5-6 yıl değil mi? İnşallah belki de yani yattığını görmek istiyoruz bunları. Evet. ya şey evet. ne olacak acaba çok merak ediyorum hani biraz evvel bahse, bahsettim ya hanımının yanında hani gaziye geçin hakan yılmaz'a da böyle bir saldırı yapıldı yani ya. bu tarz evet. değil ama hani bakalım onlar ne ceza alacak ne yani? cezası o tutu adam tutuksuz yargılanıyor, yargılanıyor. Mesela. almayacak savcı ne istemiş tutuksuz yargılanıyor şu an soruşturma aşamasında bakalım istemiş. bir davaya dönüşecek mi o bile şu an belli <laughs> mi savcının böyle bir şey olabilir sağlıklı afiyette olsun diye tutuksuz, tutuksuz yargılanıyor, yargılanıyor. Yani adam Türkiye'de... gidiyor Adam yaralarsanız dahi silahla ortada ölü yoksa Ay tutuklanmasın. Ya yani abi. böyle e, adalet ve ceza sisteminde bir e, şey var. Eksiklik, boşluk. Bunları da konuşmaktan aslında bir taraftan hicap da duyuyorum Ali abi. Hani mesela burada hayvana işkence yapıldığı haberi. 206 lira ceza aldı, aldı salındı haberi veriyoruz. Acaba diyorum ya hayvanları eziyet etmeye meraklı manyaklara cesaret mi oluyor? Maalesef öyle Biz bunları gösterdikçe Biz bunları bazı gösterdikçe ruh hastalarına oyunu, cesaret mi alıyor? Bir tedirgin olmuyor değil mi? Ama ne yapalım hakikatte kamu bu cezaları araştırırsınız. Kamu Kamuoyunu bu konuda hazırlayıp e, meclisteki bekleyen kanunun çıkmasını, ceza kanunu çıkmasını Aynen, hayvanların da ee, bir canlı yerine konması gerektiğini, ona göre e, bir canlının hayatına kastetmek ya da yaralamak e, suçlarının gelmesi, cezalarının gelmesi gerekiyor. Yani şu anda Türkiye'de Hayvanlar canlı yerine koy, konmuyor. Maalesef kabahat kanununa giriyor. Hiçbir şekilde ceza almıyorlar. E, ama işte bunun için düzenlemeler yapılıyor. yapılacak inşallah ama... ...senin dediğin çok doğru. Ben mesela çok icap duyuyorum. Şimdi o verdiği örneğin Ece'nin verdiği örnekte... ...tutuksuz yargılanıyor dediğiniz için... ...mesela ben artık şimdi... ...bu insanların cesaretli olduğunu düşünüyorum. Ben de o bilgileri inan anons edip vermek... İstemiyorum. Evet, Elimde çok olsa ha? Ha? vermeyeceğim. Bana ben, birisi ama geliyor artık var. beni tanıyor musun? Tabii 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 tab tab tanıyorum yani. Bak evet. şuradan falan diyesin geliyor evet, yani. Böyle saçmalık var mı? Adam geliyor... Ama ben o görüntüleri izlemiştim. Net yani. Planlanmış bir şey. Beni tanıyor musun? Tanımıyorum kardeşim. pat Biz daha Bu onu hale gelmeden tekme atıyor. Evet, arkadan da tekme Tabii, atıyor. Daha hiç soru sormadan. Yani Vallahi, o onu dövmeye gelmiş. Hayır, onları bırakın. Daha gelirken yola çıkarken arabaya fethediyor. binmiş İstanbul'u fethetmeye gidiyorum Fethet diyor gidiyor zaten. Hey diyor. Bunlarla yani. birlikte yaşıyorum. Vay Fatih işte. Sultan Mehmet'in kemikleri sızladı. Peki Hayır bu arkadaş. olayda bir şey daha soracağım size arkadaşlar. Biz hep şunu da sorguluyoruz. İyi ki de yapıyoruz. Acaba insanlığımızı da unutuyor muyuz? Diyelim gazi olduklarını hiç bilmiyorlar. Ya arabayı açtın. Sinirlendin de. Bacakları olmayan insan ya, tutmayan bebek hanım var. Yani bu hiç gazi olmasalardı bile çok insan insanlığımızda nerede de diyeceğimiz bir olay değil mi? Nasıl kötüler, nasıl kötü kalpliler. Bir de şimdi kaba kuvvet biraz böyle delikanlılık falan göstergesi ya işte o biraz önce söylediğimiz gibi orada bebeği ve kadını gören Bacağı olmayan, kendisine karşı koyamayan bir adamı gören bir insan hala dövmeye, vurmaya ve kavgaya devam ediyorsa bana göre o arabadaki kadınlardan daha kadındır o. Peki bunların karısı da var, hanımı da var. Onlar evde ne şiddet görüyorlardır onu Tahmin düşün. Tahmin etmek istemiyorum. Düşünsene istemiyor. ayağı olmayan bir adama bunu yapıyorsun. Sağlam bir kadına neler yaparsın. Oh oh. Neler yaparsın. Tahmin bile edilecek bir görüntü değil yani ama çok e, içimiz rahat. E, senin... Ali ne dediği şey çok önemli. En azından kamu vicdanını rahatlatacak bir... E, ceza istendi. Evet. Ben en azından bu, bunu söyleyebilirim yani. Benim açımdan çok mutlu oldum ben. İnşallah. Evet. Çok sorunlu süreç devam edeceğiz. İlk ay bu konuyla alakalı bak bir gazi eşi yine yazmış. Benim eşime satırla saldırdılar diyor. E, ve e, adamın yani gözümüzün önünde e, suçlu olduğunu gördüğümüz halde tutuksuz yargılanıyor diyor ve bu çok ağır bir şey. Yani e, bu da şimdi emsal. O o gazi değil de bu gazi değil mi? Yani o da gazi bu da gazi. Şimdi İşte kamuoyuna yansımadığı için Ha işte. E, e, kamuoyuna sebep olmadığı için orada e, hakim e, inisiyatifini e, bu saldırıyı gerçekleştiren sağlık içinde yaşasın diye serbest bıraktı. Satırla başkalarını doğrasın diye. E ama işte bak bu çok önemli. İnfial yaratınca e, adaleti arkama alabiliyorsam, infial yaratmayınca ben o adaletten faydalanamayacak mıyım? Bu olmaz. Bizim çünkü adalet sistemimiz öyle işte Ben bundan eminim. E, hanımefendinin de e, bu yorumu aslında biraz şey haksızlığa uğramış olduğunu gösteriyor ve çok üzücü bir şey. Çok geçmiş. Size de çok büyük geçmiş olsun. Eşiniz de umarım iyidir ama satırla saldırmak yani y insanların gözleri dönmüş ya. Önemli söylüyorum? Bu alanı aç. Yüzlerce örnek gelir. Tabii var. İki tane örnek anlat burada. Bir hafta, on gün böyle başına gelen e, olayları anlatacak yüzlerce, binlerce insan çıkar. Ne Türkiye'de maalesef ne? yargı sistemi, ya, polise gidip diyorsun ki, şu adam şunu yaptı. Evet. Kılını kıpırtatmıyor. Böyle olmamalı. Yani e, parası ben olana. Ben bir defa tanık oldum, yaşadım. E, trafikte ben sağ tarafta oturuyorum, arkadaşım kullanıyor emniyet şeridinden vızır vızır arabalar gidiyor. Ben de cep telefonumu ters aldım çektim. Hı. 58 tane araç çektim. Fatih Sultan Mehmet köprüsünün girişinde trafik polisleri var. Çektim sağa. Dedim ki şunları izleyin. Bu kadar insan baktı 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 bunların çoğu bizden dedi. İşte toplalar şunu. E, olabilir dedim. Sizde bunların geç üstünlüğü var mı? Yok. Yok dedi. kanunları hakkını hatırlatma e, gereği Bile duyan e, polisler de oluyor. Çıkıyor karşına. aralarında yani ne oluyor? var çürük elma Dem yani. Demoralize oluyorsun. Dese ki e, bu bana attım bunları tek tek araştıralım cezalarını yazalım. Seni teşvik eder. Bundan sonra Bravo. orayı kullanan, emniyet şeridini kullananları vatandaş ihbar edebilir. Kim ihbar ediyor sadece? E, Fahri polis e, pari müfettiş olanlar. Vatandaşa sana ne dersen vatandaş Şimdi da bunu adaletten başka da gidecek kapımız yok. Yoksa. O yüzden Adalet Bakanımız kamu üzerine. vicdanını rahatlatacak cezaların geleceğini ağırlaştırılacağını açıklamıştı. İnşallah herkesi rahatlatacak. O düzenlemeler bir an evvel gelir.